Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün PricewaterhouseCoopers ve Konda'nın işbirliğiyle gerçekleştirilen gelecek trendleri araştırmasının detaylarını konuşacağız. Dünyada her gün meydana gelen değişik teknolojik gelişmeler, yapay zeka, blockchain gibi ve aniden meydana gelen ekonomik krizler dünya çapında önümüzü görmemizi nasıl etkiliyor? İş adamlarına soruldu. Bu krizlerden ve fırsatlardan ne kadar haberdar iş dünyası? Bunların hepsini konuşacağız. PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulul sorularımızı cevaplayacak. Aynı zamanda PwC'nin 40. yıl dönümü çalışmalarından da bahsedeceğiz. 40. yıl dönümü dolayısıyla. Hoş geldiniz Cenk Bey. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi 40. yılınız Türkiye'de bayağı da olmuş. Birçok araştırmaya imza attınız siz. Yani nereden nereye geldiniz? Özellikle Türkiye pazarı için konuşalım. Çünkü siz neredeyse bütün ülkelerde varsınız, faaliyetleriniz var. Biraz hem Türkiye pazarı hem bu araştırmalarınızdan tatmin oldunuz mu bu 40. yılınızda? Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi biz bu sene 40. yılımızı Türkiye'de kutladık. Dünyada 156 ülkede yaklaşık 300 bin kişi çalışan bir organizasyon PwC. Türkiye'de 40. yılında yaklaşık 2500 kişiyle Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir'de faaliyette bulunuyoruz. Evet. Tabii 40 yıl önce biz girdiğimizde ağırlıklı denetim ve vergi ağırlıklı bir yapıdaydık. Bugün birazcık daha artık danışmanlık, sektörel uzmanlıklarla birlikte gelişiyoruz. Aynı zamanda 8000'e de yakın bizden mezun ettiğimiz arkadaşımız var piyasada çalışan. O nedenle topluma da, iş dünyasına da bir değer katmaya çalışıyoruz hep beraber. Yaptığımız araştırmalar, bugün konuşacağımız araştırmalar gibi araştırmaları da sürekli yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi bu araştırma çok önemli. Gelelim çünkü yani kriz de olabiliyor. Gelişen teknolojiyle veya işte ekonomik krizler yaşıyor dünya ve fırsatlar da doğabiliyor. Yani öne çıkan konular ne oldu mesela öncelikle bu araştırmada? Önemli maddelerinden mesela 2-3 tane bahsedelim, sonra ben detaylı olarak gireceğim. Dediğiniz gibi dünya değişiyor ve hızlı değişmeye başladı. Özellikle teknoloji, pandemi, savaş çok hızlı yaşamaya başladı. O nedenle dünya çevikleşti, biz ona ecal diyoruz, kıvrak, çevik bir hale geldi. Bu araştırmanın en önemli kısımlarından bir tanesi Türk CEO'larla yapılan bir çalışma. Biraz sonra anlatırız. Türk CEO'ların hem kendi yetkinlikleri hem dünyanın nereye gittiğini bir defa iyi gördüklerini okuyabiliyoruz. İkincisi, dijitalleşmeye verdikleri ve çevreye duyarlılıkların arttığını okuyoruz. Ve gerçekçi olduklarını görüyoruz açıkçası. Yani yetkinlikleri neler yapıp neler yapamayacaklarını, iyi bildiklerini, dünyayla entegre olduklarını okuduk biz bu araştırmadan. Peki kaç tane burada CEO'la konuştunuz? Nasıl yani, böyle bir araştırma fikri nereden geldi? Çünkü Konda da var değil mi bu araştırma? Tabii Konda'yla, sevgili Bekir Ağırdır'la beraber gerçekleştirdik. Şimdi genel olarak anlatırsak biz 10 yılda bir bu araştırma yapmaya çalışıyoruz. 30. yılımızda da esasında bir araştırma yapmıştık. Onu PwC'nin İngiltere birimiyle yapmıştık. Türkiye nereye gidiyor diye. Bayağı da esasında tuttu araştırmanın geleceğinde. Bu sefer birazcık daha sektörel. Türkiye kendi yetkinlikleri hangi sektörlere yatırım yapmalı, nerelerde uzmanlaşmalı, gençler nerelerde kendilerini geliştirmeli diye 250 kişiyle anket yaptık. 17 tane de fikir önderi, akademisyen, sanatçı, onlarla beraber de birebir derinlemesine görüşmeler yaparak, onlardan kotasyonlar alarak, sadece anketle değil aynı zamanda birebir görüşmelerle bir araştırma tamamladık. Bu araştırmada da çalışma hayatı, teknoloji, sürdürülebilirlik, toplum, gençlere tavsiyeler ve yeni ekonomide Türkiye nerede olmalı kısımlarını irdeledik kendi içerisinde. Güzel. Şimdi tabii ekonomi derken ben ağırlıklı ona vermek istiyorum. Malum işte globalde de bir enflasyonist ortam mevcut şu anda Türkiye'de de. Yani ekonomik açıdan Türk iş adamları en çok riski nerede görüyor? Hem kendileri, kendi şirketleri için, hem şimdi şu an için, hem orta ve uzun vadede için. Yani nedir, nasıl görüyorlar? İyi olacak mı? Ya bir defa evet, iyi olacak. Beklentiler bence. Beklentiler ne yönde? Beklentiler orta vadede bence iyi olacak. Yani bu krizler bu kadar sürmez. Yani dünyadaki bu krizler de bence bir noktadan sonra yukarıya doğru gidecek. Ama Türkiye'de sorduğumuzda nelerden endişeliyiz diye sorduğumuzda bir defa iklim değişikliğinden çok endişeliler.
Yani hem Türkiye'deki dün işte Biden açıklamalarını da tabii takip ettik. Doğru. Hem Türkiye'deki CEO'lar hem dünyada endişe, ama Türk CEO'lar bu konuda bence gayet endişeli. Farkındalık var, farkındalık yani. Çünkü eski araştırmalarda öyle bir çok bir farkındalık giderek yoktu. Giderek artmaya başladı. Gelir dağılımı konusunda Türkiye'deki CEO'lar endişeli. Çalışma koşulları, küresel ekonomik dengeler, yaşanan bu savaşla tabii ki biz bu çalışmayı yaptığımızda Rusya-Ukrayna'daki kriz yeni yeni ortaya çıkan bir krizdi. Ya daha ama savaş tabii başlamamıştı. Yani anladım, küçük çatışmaların belki olduğu noktada biz tam buna başladık. Bugün eğer bu araştırmayı tekrarlasak orada birazcık daha artış olacaktır. O endişe, özellikle jeopolitik denge endişelisi Türk CEO'larda bir tık daha fazla. Evet, mesela bir yüzdesi var. Mesela gelir dağılımını birinci sıraya koydunuz. En çok endişe edilen ekonomide iş adamların. İklim değişikliği, küresel ekonomik dengesizlik ve gelir dağılımı 92, net olarak söyleyeyim, 93, 92, 89. Birbirine çok yakın. Çok yüksek. 3 tane endişe kaynağı. Anlıyorum. Ekonomide de gelir dağılım, ama kur tarafında endişe var mı? Kur tarafında endişe var. Yani Türk iş adamına özgü olarak kurdaki kayganlık Türkiye'deki iş adamı için bir endişe. Biz bir CEO survey yaptığımızda dünyada bu endişe çok düşükken Türkiye'de daha yüksek. Ama avantaj ne? Esasında tarihsel olarak baktığımızda Türk CEO'ları ve Türk CFO'ları, finans direktörleri veya şirket yöneticileri bunu yönetmede de tecrübeli bu arada. Evet, ama yine de endişeleri arasında var. Tabii ki var. Peki biraz dijitalleşmeye girelim. Çünkü burada da her gün yeni bir gelişme var. İşte yapay zekaları görüyoruz. Blockchain, gerçi kripto paralar çok parlak gitmiyor şu anda, ama bu dijitalleşmede öngörüler nasıl? Şimdi biz dünyada ve Türkiye'de neler gelecek 10 yılda beklenen gelişmeler diye sorduk. Türk CEO'lara dünyada ne olacak diye sorduk. Türkiye'de ne öngörüyorsunuz diye sorduk. Dijitalleşme dünyada da Türkiye'de de bir numara olarak çıktı. Ama oranları farklı. Dünyada %96 ile çıktı. Bizde %81 ile çıktı. Yani dijitalleşmeyi yapmamız gerekiyor. Türk CEO'lar bunun farkında. Ama Türk CEO'ların diğer endişeleri de veya beklentileri de olduğu için yurt dışı gibi eğitimi tamamlamış, girişimcilik altyapısını bitirmiş ülkeler için bu birazcık daha fazla önde. Türkiye'de diğer konularda bunu destekleyici olarak öne çıkıyor. Bu arada tabii bu dijitalleşmeyi biz yani ekonomi tarafıyla da biraz özdeşleştirirsek, işte ben okuduğum bu Çin'de dijital paralarla, yani dijital bankacılıkla iş yapan 40 tane banka kepenk kapatmış mesela. Yani çok da parlak olduğunu söyleyemeyiz herhalde finans tarafına bağlarsak bu dijitalleşmeyi. Şöyle blockchain... Ama nakit para kullanımı da Türkiye'de az. Ona da gelebilir miyiz? Evet, yani nakit para kullanımı giderek Türkiye'de bir defa dünyada olduğu trendde azalıyor. Türkiye teknolojiye esas uyum sağlarken bugün birçok girişim sermayesini desteklediği girişimciler görüyoruz. Hayatımızı değiştiren platformlardan alışveriş yapmaya başladık artık. Nakit para kullanımı giderek azalıyor Türkiye'de. Blockchain teknolojisi kullanarak sözleşmelerimizi veya yazışmalarımızı, anlaşmalarımızı yapabiliyoruz. Ama dediğiniz gibi özellikle bunun kripto para ve diğer noktalarda volatility Türkiye'de de yüksek, dünyada da yüksek. Nereye doğru evrileceği esasında biraz tartışma konusu. Bu birazcık da bunun hem siyasi yönü var, hem ekonomik yönü var, hem insani yönü var. Ama burada bir kayganlık söz konusu olduğunu görüyoruz. Dünyada da, Türkiye'de de görüyoruz. Ama Türkiye'de nakit para kullanımının azalmasının da esasında hem sosyal olarak hem vergi gelirleri açısından da olumlu etkisini yaşıyoruz. Yani kayıt dışı açısından tabii herhalde olumlu bir şey. Peki bu yapay zeka, metaverse, bunlar şimdi çok konuşuyor, bu NFT'ler falan. Şimdi yapay zeka esasında biz onu dünyada ve Türkiye'de sorduk. Dedik ki Türk CEO'lara, yapay zeka dünyada 10 yılın beklentilerinde yüzde kaç dediğimizde %95 ile öne çıkarken Türkiye'de %50. Çok düşük. Türk CEO'lar yapay zeka konusunda dünyanın gelişimi için, son gelecek 10 yıl için çok önemli olduğunu düşünüyor. Çok iyi ve önemli diyorlar. Ama Türkiye için diyor, yetkinliklerinden ve gerçeklerden dolayı Türkiye'nin gelecek 10 yılında bu kadar etki önemsiz diyor. Bu kadar etki etmeyeceğini düşünüyor. Ama metaverse'e geldiğimizde tabii Türkiye ciddi bir esasında burada perakende pazarı ve Türkiye'de özellikle fintech'ler, finansal teknolojiler Türkiye'de çok çok kuvvetli. Metaverse konusunda bizim birçok çalışmamız var. Metaverse öyle konusunda mi? Esasında Türkiye o kadar geride değil. Öyle mi? Yani mesela tüketiciyle buluşma noktasında Türkiye'deki belirli markalar artık oralarda yatırımlarını yapmaya başladı. Ve bizim yine yurt dışından aldığımız bilgiye göre Türkiye bunun için çok geride değil. Hatta
Biz bundan yaklaşık 6 ay önce lüks markaların metaverse yatırımlarıyla ilgili bir çalışma hocam yaptık ve Türkiye'nin gerçekten dünyadan geride olmadığını en azından tekstil ve diğer lüks markalar konusunda güzel, gördük. Güzel. Ama yapay zekada diyoruz ki %50 önemli. Yapay zekada için maalesef aynısı tıp ve genetikte de var. Tıp ve genetiği öyle de mi çok önemli görüyoruz dünyada. Ama Türkiye'de tıp ve genetik gelecek 10 yılda Türkiye'nin geleceğini değiştirecek sektör arasında gözükmüyor. Ki çok önemli bir çok sektör önemli olmasına rağmen. Evet, çok biraz önemli garip değil mi? Ya biraz onu belki şöyle açmakta fayda var. Dünyayı da sorduğum... Ya sağlık sektörü çünkü çok önemli. Şimdi pandemi falan da doğru geçirdik. Türkiye'de ne öne çıkıyor diye baktığımızda dünyadan farklı olarak. Bir defa enerji ve altyapı birinci sırada öne çıkıyor. Hmm. Ama ikinci sırada turizm çıkıyor Türkiye'de. Dünyaya baktığımızda turizm çok çok gerilerde. Türkiye burada inşaat, altyapı, enerji ve turizmde kendini yetkin ve kuvvetli görüyor. İyi de markaları var esasında. Bir de yaşlanan bir Avrupa'dan sağlık turizmi, artık yaşlıların belki geri kalan ömürlerini Türkiye'de geçirme talepleri gibi beklentileri var. O nedenle Türkiye kendini bu konuda belki iş gücüyle, genç iş gücüyle birlikte kuvvetli görüyor. Türk CEO'ları, Türk yöneticileri. Hmm. Ama dünyada bunlar da az. Dünyada birazcık daha genetik mühendislik, yapay zeka. Ama Türkiye mesela kendi yazılımda kuvvetli görüyor. Onu söyleyebilirim. Yazılımda. Yazılımda kuvvetli görüyor. Çünkü yazılım özünde çok bir altyapı yatırımı gerektirmeyen, ekosistemi Türkiye'de hazıra yakın, işte oyun markaları çıktı, Türkiye'den yazılımlar çıktı, yurt dışına açılan, orada kendi kuvvetli görüyor Türkiye. Evet, enteresan. Peki riskler olarak mesela nerelerde zayıfız? Tamam, turizm dediniz, bunlar önemli bizim için, yapay zeka, o tıp ve onlarda doğru biraz beklentilerimiz düşük ama mesela en büyük riskler şirketler için önümüzdeki dönem? Ya bir defa iklim değişikliğini biraz konuştuk esasında. İklim değişikliğinin şöyle bir risk boyutu var. Bu eğitim tarafına da girebiliriz doğru burada. İklim değişikliğinin ihracatçı firmalar üzerindeki riskini yavaş yavaş anlamaya başladı. Onun için söylediğiniz gibi yükselmeye başladı oradaki bizim şeyimiz, anlayışımız. Ama eğitim önemli. Türkiye'deki CEO'lar göç ve eğitim konusuna önem veriyorlar. Şimdi eğitim konusunda yani risk olarak risk görüyorlar. Olarak görüyorlar. Eğitim konusunda kendi alacakları yeteneklerin mevcut okul ve eğitim sistemi içerisinden yeterli çıkmadığını düşünüyorlar. Ve bunu sadece devletten beklemenin değil, kendilerinin de bu konuda yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ve burada bizim gibi şirketlerin hepsi de aldığımız üniversite mezunlarını zaten bu konularda yetkinliklerini arttırmak için kendi içimizde akademiler kuruyoruz. İkincisi, göç olayında bütün dünyada göç endişesi yüksek. Türkiye'de birazcık daha fazla yüksek. Çünkü Türkiye'nin göç alması kadar göç vermesi de var. Türkiye'nin özellikle yetişmiş iş gücünde son 2-3 yıldır, belki 4 yıldır diyeyim, verdiği bir göç var. Bu göç fiziki göç de olmayabiliyor en son değişikliklerle. Artık uzaktan çalışmanın getirdiği fırsatlarla Türkiye'de özellikle yazılım ve bilgisayar sektöründeki yetiştiğimiz kısıtlı kaynaklar Türkiye'den yurt dışına hizmet vermeye başlıyorlar. Ve tabii ki özellikle kurdaki bu kuvvetli euro ve dolar karşısında gelirleri de Türkiye'de rekabet edilemeyecek kadar yüksek gelirleri elde ediyorlar. Ya bu sağlık sektöründe de bir göç vardı değil mi? Tabii şimdi Avrupa'daki yaşlanma ve yetişmiş iş gücünün azalması esasında bizim Türkiye'de yetişmiş kaliteli iş gücümüzün oralardaki fırsatlarını arttırıyor. O nedenle bizler de dahil birçok şirket artık sadece rakiplerimize değil yurt dışındaki şirketlere de kaynak sağlayıp onlarla rekabet etme durumunda kalıyoruz. Peki bu devam edeceğe benziyor mu? Yani şöyle, yani mesela doktorlarımız yurt dışına gitmeye devam edecek mi? Yani böyle bir risk veya endişe var mı? Şimdi özellikle CEO'larımıza bu endişe var. Yani göç endişesine baktığımızda göçün iki tarafı da endişe veriyor. Endişe. Yani Türkiye'ye gelen göç de endişe veriyor. Türkiye'den giden göç de İkisi endişe de veriyor. Çok ama ekonomik olarak baktığımda tabii ki önemli olan Türkiye'den giden göç verdiği endişe. Türkiye'nin daha kısıtlı kaynakları ürettiği işte doktorlar gibi, yazılımcılar gibi, bilgisayar mühendisleri gibi, genetik mühendisleri gibi kişilerin yurtça göç etmesi bir endişe veriyor. Sürdürülebilir mi diye baktığımızda, rakamlara baktığımızda tabii bunu bir Doğu Avrupa'nın Avrupa'ya birbirine girdiğindeki göçle karşılaştırmamak lazım. Orada ülkelerin nüfusunun bir kısmı gitti. Önemli bir kısmı Bulgaristan, Romanya gibi doğru ülkelerden. Türkiye'de o derecede bir şey yok. Bence kayıp yok. Ama iş hayatını değiştirdi. Yani iş hayatında biz bu şeyde de sorduk yine araştırmada.
hibrit çalışma. Evet, hibrit çalışma bunu tetikledi. İşte hiçbir yere gitmeden Türkiye'den yurtta çalışmaya başladılar. O nedenle buna belki alışıp bununla yaşamak zorunda kalacağız. Yine çalışmamızın bir sonucu da esasında artık şirketlerde çalışanlardan daha çok şirketlerle beraber çalışan, ortak çalışanlara doğru dönüyor. Yani anladım. Bir kişi sadece bir şirkette değil, birçok şirkete kendi emeğini belirli dönemlerde vererek hizmet çalışacağı verebiliyor. Bir döneme doğru gidiyoruz. Evet, enteresan. Peki bu ESG gibi konular var. Evet. Mesela işte dedik ihracatçı şirketler özellikle bu iklim değişikliği. Çünkü yani Avrupa'da buraya bir kota getirdi. Mecbur buna dikkat edeceğiz. Burada yani tabii ki de Türkiye'de de artık bu önem arz ediyor. Yani özellikle ihracatçı şirketlerin üst düzey yöneticilerinden mi aldınız bu cevapları, yoksa genel bir farkındalık oluştu mu iklim hakkında? İki tür. Bizim 250 tane yaptığımız anketin dağılımı esasında yerli sanayi, yerli sermaye, yabancı sermaye, ihracatçı veya Türkiye pazarına göre çok eşit dağılan bir dağılım. Öyle mi? Evet. Bu genel olarak Türkiye'de son 3-4 yıldır arttığını görüyoruz farkındalığın. Bunun temel sebeplerinden birincisi dediğiniz gibi Avrupa'ya yeşil mutabakatı nedeniyle Avrupa'ya ihracat yapan veya yapacak firmaların bir belirli bir farkındalığı var. İkincisi yeni jenerasyonun alım veya tüketim kriterlerinde bu tür firmalara yönelişi de var. Türkiye'deki de dünyada da yeni jenerasyon artık alışveriş yaparken veya bir hizmet tüketirken, kararını verirken o şirketin ne kadar bu konulara önem verdiğini araştırarak karar veriyor. Anladım. Ve de bu da bu yine anketimizde %70'i katılımcıların ticari hayatlarını şekillendirmesinde ESG'nin yani çevre, sosyal ve yönetim kısmının önemli olduğunu söylüyorlar. Ya bunu kariyer bölümüne de koyabilir kariyer miyiz? Bölümüne, o araştırmanız tarafına aynen, da. Aynen. Bizim Hopes and Fears dediğimiz umutlar ve endişeler araştırmamızda da o çıkıyor esasında. Karar verirken tüketici olan özellikle gençler. Bu konuda o şirketlere ürün tüketmek, o şirketlerde çalışma talepleri de yüksek. Ve o şirketlerde çalışma süreleri de daha yüksek oluyor. İyi bir gelişme. Önem verdiğimizi gösteriyor. Evet, önem verdiğimizi gösteren bir gelişme. Güzel. Yine bizim o araştırmamızın burada desteklenen sonuçlarından bir tanesi de esasında endişe de yüksek. Neredeki endişe yüksek? Teknolojinin hayatımıza girmesinde iş hayatını değiştirip işsiz kalma endişesi de var bir kısım çalışanda. Mesela Türkiye'deki o endişe Avrupa'ya göre çok daha düşük. Öyle mi? Orada özellikle Avrupa'da yaptığımız bizim çalışmalarda devletin müdahale ederek iş gücünün teknolojiye yenilmesini engellemesini yani isteyen... işte robotlaşma falan robotlaşma gibi şeylerde Türkiye'de çok daha düşük. Türkiye'de ne kadar? Yüzde kaç merak ediyorum. %60'a %30 bir oran var. Türkiye'deki çalışanlar kendilerini geliştirerek esasında bu konuda yetkinliklerini arttırarak çalışmasında sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor. O da Türkiye'deki insanların esasında ne kadar çevik veya ne kadar bu konuda uyum sağlayabilme yeteneğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Evet. Peki Türk CEO'ların gençlere tavsiyeleri 10 yıl içinde, burası da çok önemli. Doğru. Ders çıkarılabilecek bir yer. Buradan hangi tavsiyeler öncelikli geliyor? Neler söylüyorlar? Şimdi bu araştırmada esasında biz onu da sorduk. Yani gençlere de sonuçta çalışma hayatına yeni katılacak arkadaşlara da bir katkı olarak CEO'lar gelecekte hangi yetkinlikleri tercih edeceklerini sorduk. Bir defa bizim STEM dediğimiz... Yani istihdam için mi? İstihdam değil mi? Için, kimleri evet, tercih edecekler? Evet, çok gelecek önemli. 10 yılda kimleri tercih edecekler? Bizim STEM dediğimiz Science, Technology, Engineering, Matematik yani bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temel bilim dallarında ki eğitimleri tercih ediyor CEO'lar gelecekle ilgili olarak. İkincisi dijital becerilerini geliştirmeye odaklanacak insanları tercih ediyorlar. Teknolojiye uyum sağlıyor. Teknolojiye uyum sağlıyor. O nedenle gelecek 10 yılda bir gence hangi tavsiye verecek verirsiniz diye sorduğumuzda %60 da yapay zeka öğrenin diyorlar CEO'lar. %51 tıp ve genetik teknolojilerine yönelin. Yapay zeka, genetik teknolojileri. Veri analizi, yazılım, bir de esasında dünyadaki trend de o. Bunun arkasından beşinci olarak tarım. İnanılmaz. Tarım ve tarım teknolojilerinin ileride şirketlerin tercih sebebi olacağını söylüyorlar. Ama sizin tarıma özel yani bir ona göre bir sorunuz yok değil mi burada? Esasında, hani iklimin içinde falan belki olabilir. Açık uçlu bir soru esasında bu. Evet. Biz gelecekte siz şirketlerinizde veya sizlere göre gelecekteki alacağınız iş gücünde ne tür yetkinlikler olması gerektiğini sorduğumuzda tarım da burada %29'da 5. olarak çıktı. O güzel. Evet.
Bu dünyada da belirli bir trend olarak. Özellikle biliyorsunuz son Rusya-Ukrayna'nın arasındaki bu savaş sebebiyle gelişen olaylar hem iklim olayını tetikledi. Gördüğünüz gibi Avrupa hem gıda kömür, fiyatlarını tabii, yükseltti. Kömür santralleri, nükleer yatırımları tekrar konuşuyordu. Bunu bir sene önce bunlar hiç yoktu. Hı. Baktığımızda tarım fiyatlarının artışı, dünyada tarım enflasyonunun artışı. Burada da Türkiye'de de tarımın önemini esasında bu araştırmamızda öne çıkardı. Yani şöyle, Türk CEO'ların yapay zeka hani %50 Türkiye için önem arz ediyor deyip de gençlere yapay zekayı birinci yani şeyde tutmaları da biraz enteresan olmuş. Ya biz de yani yapay zekayı önce öğrenin demeleri, evet, tavsiyeler de enteresan. Yani bence Türk CEO'lar gerçekten özellikle bizim çalıştığımız CEO'larda dünya çok iyi tanıdığını biz anladık buradan tekrar. İyi eğitimliler ve kendi yetkinliklerini ve dünyayı takip ediyorlar. Onun için kendi Türkiye'nin geleceğinde yapay zekayı birazcık daha geriye koymakla birlikte eğitim olarak veya gençlere burada öne çıkmaları gerektiğini tavsiye ediyorlar. Evet, burada da bir tezatlık var ama yine de güzel, evet. Yapay zeka önemli. Peki siz tabii 40. yılınızı doldurdunuz. Fakat PwC olarak Türkiye'de orta ve uzun vadede hedefleriniz neler olacak? Yani pandemi sizi ne yönde değiştirdi? Şöyle diyeyim, biz Türkiye PwC neler olarak yapacaksınız? Avrupa PwC'nin bir parçasıyız esasında. Ben de Avrupa PwC'nin yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Oradan da bakışı gördüğümüzde Türkiye bir defa gelişme potansiyeli her zaman olan ve son dönemde özellikle ihracat ve turizmde de esasında bunu biraz yükselen daha yükselen bir değer. Pazar. Bizim buradaki amacımız Türkiye'de birazcık daha esasında bölgesel genişlemeye gitmek. Yani büyüme planımız var. 2500 kişiye çıktık ve büyüme planımızı hiç aksatmadık. Pandemi süresinde Bursa ve Eskişehir ve İzmir yatırımları yaptık. Çok güzel. Ve o nedenle biz esasında Türkiye'nin orta ve uzun vadede kuvvetli görüyoruz. Evet, Cenk Bey çok teşekkür ederiz. Tekrar yeni araştırmalarınız olunca böyle enteresan bekleriz. Biz teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, PricewaterhouseCoopers Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.